Kerem Çetin geliyor. Buyurun. Şöyle bir yakından baktın emin olmak için. Ben miymişim? Aynen. Doğru yerdesin. Aynen. Tamam o zaman. Kerem Çetin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni biraz tanıyalım. Ben Kerem Çetin, İstanbul'dan katılıyorum. Taksi şoförlüğü yapıyorum. Aslen Batmanlıyım. Öyle özellik olarak fazla bir özelliğimiz yok yani. Estağfurullah. Kaç yıldır İstanbul'dasın? 20 senedir buradayım abi. 20 senedir? Evet. Nerede yapıyorsun taksi şoförlüğünü? Havalimanında yapıyorum. İşte öyle çat pat bir taksici İngilizcemiz var. Sizin tabirinizde yani halk tabiriyle. Peki. Evli misin? Evliyim. Eşim de nasıl burada. Nasıl geçinmek taksi şoförlüğünde? Ya biraz zor tabii ama işte hayat şartları ne yapacaksın abi işte. Geçinmeye çalışıyoruz yani. Biliyorsun hani taksiciler hangi taksiye binsen isyan ediyor işte bugün yürümeye çıkmadı falan. Bizimki de o muhabbet yani. Ne zaman evlendiniz? 1,5 sene falan oldu yani. Eşim kızacak falan tarihi çocuk bilmiyorum. Çocuk yolda inşallah geliyor. Peki 7500 liramız var şu anda. 15 bin lirayı garantileyeceğiz inşallah. Şimdiki amin, amin. Soruyla. Ama sıradaki sorumuz sesli soru. Önce dinleyeceğiz sonra soru gelecek efendim. Dinlediğiniz en kısa... Dinlediğiniz Enter Sandman adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. Queen, B. Pink Floyd, C. Metallica, D. Led Zeppelin. Abi türkü mülkü olsaydı bilirdik de şimdi. Öyle bir yerden sordun ki yani kaçıp gidesim geldi. Telefonu kullansam da boştur yani adam bilmez adam. Adam parçalayacak. Metallica, C Metallica son kararım. Basit gidelim abi. Buraya kadar işte. Albüm kuracak ya abi. Çabuk çal gitsin ya. Hemen pes ettin ama ya. Nasıl abi? Hemen pes ettin. Vallahi, kaçacak yer aradın. Tabii ki ya. Ne bileyim abi ne kime sorsam şimdi. Tabii mesela diyelim ki arkadaşlara söyledim milyonere gidiyorum hiç gitme dediler. 500 lira sana verelim dediler. Valla kime söyleyeceksen 500 lirayı ben vereyim gitme dediler. Mahcup ettik ama onları. Aynen. Takside bol bol Metallica dinlersin şimdi. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama inşallah dinler dedi abi. Metallica'ya nasıl karar verdin? Abi bağırıyor. Demem herhalde kesin olur yani. Yani herhalde abi. Kabul kafa soruyor. Evet yenge. Valla o heyecanlı aşırı heyecanlıdır. O kadar heyecan yapmasa bilecek de. Evet. Heyecandan ne yapacağını bilmiyor. Genelde de heyecanlı mıdır böyle? Evet. Hani ben heyecan hiç yapmam ama çok yaparım. Hep heyecanlıdır. Trafikte yaşadığı şeyleri size anlatıyor mu evde? Anlatır. Eve anladım. Gelmeyi beklemez direkt telefonla. Telefonda anlatıyor bak. Kafamı şişirir zaten o. Eve gelince pek anlatmaz o. Dakika zaten dakika. Hepsini anlatıyor telefonda. Evet evet. Evet. İyi gidiyoruz. Vallahi işte bir joker bitti yani. Zaten telefonu saymıyorum. Çok umutsuz bu. Yani olmamış gibi bir şey benim için. Bak öyle deme kapatma önünü bir saniye. Bebeğimizin kısmetine iyi gidiyoruz efendim. Hayırlısı. Daha cinsiyet belli değil. Yok daha belli değil. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Heyecan yapma. Bu para da onun kısmetine olsun inşallah. Biraz daha gelsin inşallah. Gönlünde kopan aslan hangisi? Kız mı erkek mi? Sağlıklı olsun da ama bir erkek şeyi var yani. Bak. Yani birazcık hani gönül ve mesela... Fark etmez ya ama erkek olsa hiç fena ama gönlünde erkek yatıyor. Yani abi. Sağlıklı olsun. Aynen öyle abi. Hayırlısı olsun inşallah. Aynen öyle. Benim gibi bir adam olsun başka bir şey istemiyorum.
Annemiz ne diyor bu konuda? Valla ben pek bir şey diyemiyorum yani bu. O istiyor yani, o şekilde istiyor. Bakalım hayırlısı ve sağlıklı olsun. Başka bir şey istemiyorum ben. Amin inşallah. Sizin aileniz Batman'da mı? Evet, ailem Batman'da. Burada pek kimse yok. Nasıl oldu? Siz mi karar verdiniz? Daha çok büyükler mi? Yani abi, yani bir sıfata bir bak Allah'ını seversen. Yani bir kere gördü, bir de telefonda bir şarkı söyledim abi, hastam oldu yani. Öyle yani abi. Hangi şarkıyı söyledin? Boş ver abi ya, şimdi utandırma bizi. Yo, adını söyle sadece. Vallahi abi çok gevezeyim, görüyorsun zaten. Ağzıma gelen her şarkıyı söylüyordum yani, fark etmiyordum. O da her söylediğime aşık diye abi. Bence güzel, sesim güzel gidiyor. Sesin güzeldir yani. Bence. Bir şans belki de burada bir. Söyle bir şarkı. Telefonda söylediğini söyleyebilirsin. İstiyorsan tabii. Bir alkış alalım. Abi ne yapıyorsun ya? Rahat ol ya. Rahat ol. Kimseye beğendirmek zorunda değiliz. Bir kasıldım böyle. Kasılma, rahat ol, söyle. Şu karışık dağda lambalar yanar. Şu karışık dağda lambalar yanar. Lambanın şalkına da Fadime'm sevdiğim yazar. Yenge bir kere daha aşık oldu valla. Bu sesin güzel ya, niye haksızlık ediyorsun sesine? Evet. Sırada 30 bin liralık soru var efendim. Biz devam edeceğiz izninizle. Şimdi jokerimiz olacak bir tane daha. Telefon jokerine hiç güvenmiyor. Aynen öyle. Siz biliyor musunuz kimler var telefonda? Bir abim biliyorum, bir kişi. Sizin abiniz mi? Evet. Yani o programdan, program çıkışı düşünsün yani bir şeyle. Ama abinizden bahsetmedi canım. Ama yani. Diğer ikisinden bahsetti. Yani hiçbir şey bilmiyorlar diye. Yani artık bilemeyeceğim, o düşünsün. Evet. Çift cevap joker hakkımızda eklendi. İki tane jokerimiz var. Sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var. Geliyor efendim. ...1957 yılında BBC 1 Nisan şakası olarak İsviçre'de ne ağacı olduğu haberini yapmıştır. A. Saat. B. Para. C. Çikolata. D. Spagetti. Vallahi abi aklımdan bir para geçiyor ya. Şimdi çünkü spagetti şakasını yapsa kimse bakmaz. Şimdi para çekici, biliyor musun? Para dediği zaman hani haber olur yani, bence öyle düşünüyorum. Saat desen ne alaka abi ya? Çikolata desen. Şimdi hangisi zaten ne alaka? Aynen, hangisi ne alaka zaten de, para ne bileyim, parayla zaten seviyorum. Zaten şaka. Tabii. Ağacı hayal et bakalım, hangisi canlanıyor daha çok? Abi gözünün önüne direkt para geliyor ya. Şimdi para ağacı düşünsene, her dalında bir 100 lira var. 10 numara 5 yıldız abi. Yani öyle bir haber çıksa ben ona bakardım yani. Spagetti çıksa hiç sayfayı bile açmam yani. Arabayı trafikte bırakır koşardım. Yani abi. Hani aklıma para geliyor ya, bilmiyorum. Şimdi abi ne yapalım? Ne yapalım? Çok güzel. Bence biz ya da kaybedecek bir şeyimiz yok. 15 bin cepte zaten değil mi? Tabii. 15 bin lirayı garanti ediyorsa Allah demiş, yürü yapalım. 2 tane jokerin var. Bu soruya zaten her türlü cevap vereceksin. Kaybedeceğin bir şey yok yani. Tabii ki. Yani cevap vereceksen de, eğer bir fikrin yoksa da, jokerlerle cevap vermek tabii ki daha mantıklı. Tabii ki. O yüzden abi fazla düşünmeye gerek yok. Ben çift joker, çift cevap joker hakkımı kullanacağım. Son kararın mı? Son kararım abi. Telefonu kullanmadın. Telefon öyle bir şey yok abi, onu geç. Öyle geçeyim. Onu unut. Onlar kendine ayrı yok. Abi ben ilk şıkkım B, para diyorum. Emin misin? Eminim abi. Son kararın mı? Son kararım abi. Başka şansımız yok. Demek ki para o kadar tatlı değilmiş. Para değilmiş. Para değilmiş. Bir şöyle bir şey, ağaç gibi bir hayal et bakalım. Gözünün önüne ne geliyor?
İtalya'da olsa spagetti derdin. Mantık yürütelim biraz. Biraz mantıksız bir adam ama. Çikolata saat. Abi C çikolata son kararım. Çikolata diyorum abi. Spagetti de öğrenmiş oluruz. Abi ya abi İtalya'nın şeyini niye İsviçre'ye vermişler onu anlamadım. Neyse o Allah bereket versin ama 5000 lira demiş. Allah bereket versin tabii ki. 15 bin liran hayırlı olsun. Abi ne bileyim ağaç deyince aklıma ağaç geliyor yani. Hiç spagetti biliyorsun mi? Uzun makarnalar. Aynen. 15 bin liran hayırlı olsun. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Allah da seni güldürsün. Sağ olun.